Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz BNP Paribas Cardiff Türkiye CEO'su Cemal Kişbir. Bireysel emeklilik sistemini konuşacağız ama asıl konuşmak istediğimiz konu yine son günlerde gündemde olan kıdem tazminatı. Malum kıdem tazminatının bireysel hesaplarda değerlendirilmesi bir anlamda da bireysel emeklilik sistemi gibi bir sistemin kurgulanması belki de bir sonraki adımda oluşturulan fonların emeklilik şirketleri tarafından değerlendirilmesi konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde daha da detaylandırılacak, konuşacağız. Şimdi bu konuyu biraz fonlar açısından değerlendirmek istiyoruz. Yani fonlu sistemin garantisi nedir? Çünkü sendikaların en büyük endişesi işte bir fon sistemi oluşursa devletin bu fona el koyacağı. Şimdi tabii bu soruyu şöyle de çevirebiliriz. Bireysel emeklilik sisteminde de fonlu bir sistem. Devlet buradaki fonlara da el koyabilir mi? Dolayısıyla birbirine çok yakın. Sayın Kişmir'le bu konuları biraz detaylandırarak konuşmak istiyoruz. Biraz bu konularda bilgi vermek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com elektronik posta adresinden bize ulaşabilir, soru sorabilirsiniz bireysel emeklilik sistemiyle ilgili. Aynı şekilde Habertürk'ün Twitter adresinden de soru sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız. Hoş geldiniz Sayın Kişmir. Günaydın, hoş bulduk Mehmet. Şimdi tartışmaları çok yakından takip ediyorsunuz, konuşmaları biliyorsunuz. Hükümetin konuşması belli, sendikaların neden karşı durdukları da belli. Şimdi fonlu sistem, direkten iş lafı evirip çevirmeden sorayım. Endişe şu. Zamanında biz çok bu fonları gördük. İşte komite dindirme fonuydu, şuydu, buydu. Bu fonların hepsi battı, iflas etti. Bizim fonlu sisteme güvencemiz yok, güvenmiyoruz. Şimdi dolayısıyla kıdem tazminatlarında fonlu bir sistemde değerlendirilmesi bizi rahatsız ediyor. Fonlu sistem güvenilir bir sistem değil mi? Son derece güvenilir bir sistem. Sizlerin de bildiği gibi bireysel emeklilik sistemimiz 12. yılını tamamladı. 13. yılına giriyor 2003'ten bu yana. Ve baktığınız zaman 5 milyon üzerinde katılımcı ile beraber 35 milyarı geçen bir büyüklük, devlet katkısıyla beraber de 38 milyarı geçen bir büyüklüğe koşuyor. Önümüzdeki yıl ben bu büyüklüğün 50 milyarı geçeceğini, katılımcı sayısında 6 milyonu geçeceği görüşündeyim. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda esasında sistem son derece bir defa düzgün kurgulanmış. Hı-hı. Ve bu kurguda aynı şekilde düzenleme ile beraber son derece koruma altında. Biraz daha detaya girelim isterseniz nedir bunlar? Öncelikle buradaki fonun sahibi kesinlikle ve kesinlikle şahıslar. Ne biziz ne de herhangi bir kamu otoritesi. Bu nasıl sağlanıyor? Takas bank vasıtasıyla sağlanıyor. Dolayısıyla buradaki şahısların açmış oldukları bireysel emeklilik hesapları Takas Bank'ın saklama hizmeti altında. Hı-hı. Ve tamamen şahısların ismine. Gerek şahısların kendi tasarrufları, gerekse de devlet katkısı adı altında son 3 senedir ödenen paralar gene şahısların bu hesaplarında korunuyor. O yüzden de buradaki hesaplar tamamen şahıslara ait olduğu için herhangi bir müessesenin bu hesapların üzerinde bir hak iddia etmesi yasal olarak zaten öncelikle mümkün değil. İkincisi de işleyiş olarak da zaten buna uygun bir sistem değil, düzenlemeyle korunmakta olan bir sistem. Herhalde bir yasal düzenleme var ki kişinin kendisinin dışında başka hiçbir kamu dahil hiçbir kurum buraya kesinlikle dahil olamaz. Kesinlikle doğru öyle, evet. Kişilerin aynı bankalardaki mevduat hesapları gibi düşünebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki hani bankalarda da bu hesapların sahipliği gene kişilerin üzerinde ama bankanın başına bir şey geldiğinde buradaki bir sigorta teminatı var ama bu 100 bin liranın üstünde oldu mu gidiyor 100 bin liraya kadar. Doğru ama o bankanın başına bir problem gelmesiyle alakalı bir şey. Burada böyle bir konu söz konusu değil. Tamamen çünkü buradaki fonların yönetiminde de zaten böyle bir fonların batmasına dönük esasında bir problem olmayacaktır hiçbir zaman için. Sadece fonların getirisinin problemi olabilir. Ama o da zaten şu an için Türkiye'nin senaryosunda olan bir konu değil. Emeklilik şirketi batmaz mı? Emeklilik şirketleri şöyle, bizler emeklilik şirketi olarak bu fonların sahibi olmadığımız için bizlerin batabiliyor olması diye bir esasında bir konu söz konusu değil. Çünkü bu fonları yönetenler yine aynı şekilde düzenlemeyle bizlerin anlaşma yapmış olduğu portföy yönetim şirketleri. Dolayısıyla bu fonların yönetimi portföy yönetim şirketlerinde. Portföy yönetim şirketlerinde zaten
batması diye bir söz konusu olamaz. Batması diye bir konu söz konusu olamaz. Sadece biraz önce söylediğim gibi bu fonları yönetirken bu fonların getirilerinden kaynaklı fonlarda belli düşüşler olabilir veya fon getirilerinin aşağı gitmesinden dolayı azalmalar olabilir. Bu da zaman zaman piyasanın dalgalanmalarıyla esasında aşağı giden, zaman zaman da yukarı giden esasında bir süreçtir. Ama bu şu an için söylediğim gibi hani Türkiye'de ki gündemde olan bir konu değil. Baktığınızda evet 2008 yılında böyle bir konu olmuştu ama bunlara bu fonların battığını olarak esasen nitelendirmek yanlış. Bu fonların maalesef bugün için getirileri negatife dönmüştür. Ondan sonra tekrar pozitife dönebilir. Peki Cemal Bey, şöyle bir durum olabilir. Şimdi kıdem tazminatından bahsediyoruz. Yani evet. Kıdem tazminatı bir anlamda çalışanın, işçinin hakkı. Şimdi bireysel emeklilik sisteminde fonun getirisi diye bir garanti yok. Bunu biz bu ekrandan da birçok defa söyledik. Yazıdan da belirttim. Peki şöyle bir uygulama yapılabilir mi? Kıdem tazminatı emeklilik hesabında ya da bireysel hesapta değerlendirildiğinde yıllık enflasyon kadar ya da enflasyonun birkaç puan üzerinde garanti verilebilir. Devlet bu garantiyi isteyebilir. Yanılmıyorsam hayat sigortasında var. Doğru. Önce tabii rahatlıkla verilebilir. Bu esasında gerek kıdem tazminatı konusu olsun, gerekse şu anda esasında devlet katkısında da biliyorsunuz biz bu benzer bir uygulamayla yönetiyoruz. Devlet katkısından kaynaklı olan, yatan bireylerin hesaplarına yatan paralar sadece belli bir vadedeki kağıtlara yatırılabiliyor. Devlet borçlanma senetlerine yatırılabiliyor. Bunun üzerinde, bundan farklı olarak herhangi bir enstrümana biz yatıramıyoruz. Hı hı. Aynı şekilde burada da konu kıdem tazminatı olduğunda bunun altındaki yatırılacak olan enstrüman belli olarak net olarak ortaya konduğunda sadece bu enstrümana yapılacak olan bir yatırımla sizin söylediğiniz şekildeki garanti rahatlıkla esasında sağlanabilir. Bu enflasyon artı 1-2 her neyse böyle bir bono olabilir. Bunun üzerine yapılan yatırımlarla sizin söylediğiniz gibi bu garantiyi teminat altına alabiliriz. Peki Cemal Bey, aslında şunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anda da bireysel emeklilik sisteminde hani getiride bir garanti yok desek de devletin koymuş olduğu %25 katkı bir anlamda getiri garantisi değil midir? Öyle düşünebilirsiniz ama evet öyle düşünebilirsiniz. Dolaylı olarak düşündüğünüzde bu da esasında bir getirinin üzerine gelen nemalandırma. O yüzden de bir rahatlıkla öyle söyleyebilirsiniz. Ama burada getiri konusu daha çok şöyle anlaşılıyor. Mevduatta biliyorsunuz sektörün çünkü yaklaşık %70'i Türkiye'deki tasarrufları mevduatta. Gerek Türk lirası mevduatta gerekse yabancı para mevduatlarda. Mevduatta bir sabit faiz oranı olduğu için dolayısıyla bazen beklentiler getiriyle ilgili maalesef mevduatla karşılaştırmaya gittiğinde buralara geliyor. O yüzden esasında getiri konusunun sabit olması tartışılıyor ama sizin söylediğiniz de doğru. Peki diyelim ki yarın öbür gün hükümet bir karar aldı. Sendikalarla da anlaştı. Evet. Dediler ki evet kıdem tazminatını bireysel hesaplarında değerlendirebilir. Bunda bireysel emekliliği şirketlerinde değerlendirilmesinin önü açıldı. Evet. Sektör bu böyle bir büyük bir hacmin altından kalkabilir mi? Hani bu bir anlamda sizi korkutmaz mı? Yok, sektör buna hazır. Gerek altyapı olarak gerekse de bu zaten bugün de konuşulan bir konu ama esasında son yaklaşık 2-3 senedir konuşulan bir konu. Tam tersine sektörün ben bu büyüklüğe ihtiyacı olduğu görüşündeyim ve sektörün altyapısı geçtiğimiz 12 yıla baktığınızda gerek düzenleme olarak gerek denetleme olarak gerekse bugüne kadar olan performansıyla buna hazır. Buradaki öncelikle avantajları nedir onu söyleyeyim. Sizin söylediğiniz gibi öncelikle bireyin bir kıdem tazminatının hesabının açılıp paranın buraya yatıyor olması. Bugünden farklı olarak bu hesabı bireyin kendisinin şahsen gözlemleyebiliyor olması, izleyebiliyor olması. Daha başka bir özelliği de bu hesabın nemalandırılıyor olması. Çünkü şu an için bireysel emeklilik sistemindeki yatan paralar sizin de bildiğiniz gibi yatan enstrümanla beraber nemalandırılıyor. Belli bir getirisi var. Şu anda ise kıdem tazminatında böyle bir konu yok. Kıdem tazminatının bu sisteme tahvil edilmesiyle beraber aynı şekilde hesapların nemalandırılması gündeme gelecektir. Burada anladığım kadarıyla şu anda konunun sıkıştığı yerler daha çok bireysel emeklilik sistemindeki şirketlerin hazır olmasından çok buradaki kıdem tazminatı esasında oranı konusu. İçeride bu yaklaşık 11 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu 11 milyon kişinin içerideki bulunduğu seneyle alakalı olarak da kıdem tazminatı oranlarının böyle bir dönüşümde nerelere çekilmesi gerektiği yukarı veya aşağı anladığım kadarıyla daha çok tartışma buralarda bence cereyan ediyor. Peki siz konuştukça aklıma geliyor. Normalde kurumsal katılımlarda yani şirketlerin bireysel emeklilik sistemine katıldıklarında kişilerin
o hesaplarda biriken paraları almaları için belli bir takım kademeler var değil mi Can? Evet, doğru. Buna ne diyorsunuz siz? Bir adı var bunun galiba. Şimdi bu kademe. Bireysel emeklilik sisteminde esasında şöyle, siz istediğiniz zaman hesabınıza erişebilirsiniz ve hesabınızdaki parayı çekebilirsiniz. Ama şirket sizin adınızı açtıysa? Şirket sizin içinize açtıysa bu hesabı, o şirketle sizin aranızda esasında tamam. yapılan bir anlaşma. Şirketten şirkete değişebilir bu. Şirket diyebilir ki bir seneden önce ayrılırsanız şöyle, iki seneden önce ayrılırsanız şöyle, üçüncü seneden sonra ayrılırsanız böyle. O tamamen şirketle esasında çalışan arasındaki karşılıklı olan var ama değil. Bu var, tarz evet, bir anlaşmalar var. Mesela evet. siz de şirket olarak başka bir kurumsal Doğru. katılım aldığınızda işveren herhalde bir takım Doğru. Kademeli barajlar koyuyor değil mi yani? İki sene sonra da aldım oradaki biriken Doğru. parayı. Çünkü şey yatırıyor. Şirketler çünkü bunu yaparken aynı zamanda öncelikle tabii ki çalışanın lehine böyle bir tasarruf için yaptığı gibi işverenin buradaki diğer bir düşüncesi de bunu yaparak çalışandaki işverene karşı olan sadakati arttırmak. Yani çalışanın daha uzun süre aynı işverende kalıyor olmasını sağlamak. O yüzden de sizin dediğiniz gibi kademeli olarak daha uzun süre kalanlarda buradaki paranın çıkış halinde tamamının verilmesi, çok kısa sürede ayrılanlarda ise bunun verilmemesi veya bir kısmının verilmesi gibi uygulamalar var. Peki biraz da sorulara gelelim. İbrahim Bey şöyle bir soru sormuş. Şimdi bu soru her bireysel emeklilik programı yaptığımızda 3 aşağı 5 yukarı geliyor ama bu şimdi yine kıdem tazminatına evet. yorumlanmış hali. Özetle şöyle söyleyeyim. İbrahim Bey diyor ki normalde bireysel emeklilik şirketleri kişilere zaten bir getiri sağlamazken kıdem tazminatındaki biriken paraları da aşağı çekerlerse bunun sonucu toplumsal bir olay olmaz mı? Yani özünü şunu söylüyor İbrahim, evet. İbrahim Bey diyor ki siz bir getiri sağlayamıyorsunuz emekli şirketler olarak bir de evet. kıdem tazminatında işçinin parası burada eriyip gitmez evet. mi? Öncelikle şöyle cevaplayayım beyefendinin sorusunda. Bireysel emeklilik sisteminin son 10 yılına baktığımızda son 10 yılındaki esasındaki getirisi şu sektördeki ortalama getiriye göre 2 kat daha fazla. Dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminin net olarak esasında şu ana kadar olan getirisi söylediğim gibi göreceli olarak sistemdeki tasarrufların getirisinin üzerinde. 2004 yılına baktığım, 14 yılına baktığımız zaman gene aynı şeyi görüyoruz reel getiri olarak ama belli dönemler var ki özellikle kriz dönemleri. Buradaki çünkü yatırılan bu enstrümanlar çok ağırlıklı devlet tahvili ve de hisse senedi olduğu için buralarda kriz halinde faizlerin düşmesinden kaynaklı, borsanın yukarı çıkmasından kaynaklı, borsanın düşmesinden kaynaklı evet problemler olabiliyor. Ama bu demek değil dedi ki bireysel emeklilik sisteminin getirisi düşük. Bireysel emeklilik sisteminin gerek son 10 senesine baktığımızda gerek 2014 yılına baktığımızda getirisi esasında sistemin ortalama getirisinin üzerinde. Peki. Yasemin Hanım'ın sorusu şu. Sadece bilgi edinmek için soruyorum diyor. Kıdem tazminatını, işçilerin kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi değerlendirildiği başka ülkelerde var mı? Hani bunu ben sordum ya hani belki siz... Var evet. Yani belli ülkelerde bu aynı şekilde uygulanabiliyor ama bu tamamen söylediğim gibi sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi hükümetin politikasıyla alakalı bir şey. Özellikle Türkiye'deki bireysel emeklilik sisteminin gerek düzenleme olarak gerek denetleme olarak son derece sağlıklı olduğu bir örnek olarak Türkiye'yi aldığımızda bence Türkiye buna hazır. Başka ülkelerde olsun olmasın Türkiye esasında bu uygulamayı rahatlıkla geçebilecek bir altyapıya sahip. Bence bu daha önemli. Peki Atakan Bey'in sorusu şu. Aslında evet bu biraz tabii farklı bir konu ama yine evet. sizin görüşünüzü sormak isterim Cemal Bey. Atakan Bey işçilerin kıdem tazminatının özel sektörde değerlendirilmesi ne kadar doğru diye sormuş. Şimdi böyle bir kavram. Özel sektörde değerlendirmesinden kastı. Bireysel emeklilik. Evet. Siz özel sektörsünüz. Doğru. Dolayısıyla kıdem tazminatının işçilerin kendine ait olan işte evet. gelecekler adına şeyi özel sektörde değerlendirmek ne kadar doğru? Yani özel sektörde değerlendirme esasını şöyle açalım. Yani bizler dönüp buradaki esasla tasarrufları piyasadaki enstrümanlarda değerlendiriyoruz. Şu anda kıdem tazminatının mevcut sistem içerisinde sadece koruması var ama herhangi bir değerlendirmesi yok. Çünkü kıdem tazminatı ile ilgili olarak bir getiri şu anki sistemde zaten yok. Hı. Sadece koruması var. Şu anda konuşulan sistemde ise kıdem tazminatı ile ilgili olarak bireysel emekliye tahvili ile beraber bunun zaten koruması Takas Bank'a geçiyor. Bundan sonra sadece bunun bugün olmayan değerlendirmesini bizler portföy yönetim şirketleriyle beraber yapıyor olacağız. Bunu da çok yanlış olduğu düşüncesinde değilim. Çünkü hepimizin esasında tasarrufları şu anda baktığınız zaman aynı şekilde sektördeki bu tür enstrümanlarda değerlendiriliyor. Tabii şimdi biz
bir süredir burada program yapıyoruz bireysel emeklilikle ilgili. Son zamanlarda dikkat ettiğim sorulardan biri de şu herhalde, kişilerin emekliliği mi gelmeye başladı sistemde nedir? Mesela Fatih Bey demiş ki 56 yaşında emekli olunca ömür boyu maaş mı alacağım ve maaş alınca vergi kesintisi oluyor mu? Evet. Kıdem tazminattan biraz buraya kaydık ama. Bireysel emeklilik sisteminde şöyle, bireysel emeklilik sisteminde 56 yaşınızı ve buradaki 10 yıllık süreyi tamamladığınız zaman biriktirdiğiniz esasında parayı alıyorsunuz. Biz buna bireysel emeklilik gelir planı diyoruz. Bu çıkışınızla beraber biriktirmiş olduğunuz parayla dönümsel emeklilik gelir planı yapıyoruz. Ama bu gelir sigortası değil. Türkiye'de henüz biz istediğimiz aşamada gelir sigortalarını hayata geçirebilmiş değiliz. Gelir sigortası ise bu biriktirdiğiniz paranın sigortalanarak, yani bizler tarafından bu paranın zaman ve sizin yaşam sürenizle alakalı olarak riski de alınarak size minimum bir ödemenin yaşam boyunuzca verilmesi. Bu ise ayrı bir konu. Şu anda onu bir emeklilik sigortası olarak almamak lazım. Emeklilik, bireysel emekliliğin sonunda bireysel emeklilik gelir planıyla beraber biriktirdiğiniz parayı esasında değerlendiriyorsunuz. Peki son 3 dakika. Buyurun. O yüzden daha fazla soruya geçmeyeyim. Konuyu açtık mı çünkü uzayacak. Bu sene bireysel emeklilikteki geçtiğimiz yıllardaki sürdürülen katılımcının artma ve fon birikme, yani fonların artması, evet, şeyinin devam edeceği, aynı trendin devam edeceği görüşündeyim. Bunu çünkü 2014'te de gördük biz. 2013 sizin de bildiğiniz gibi ilk senesiydi, evet, devlet katkısıyla beraber. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir katılımcı sisteme girdi. 3.2'den yaklaşık 4.2'lere çıktı. Bu sene de baktığımız zaman gene aynı şekilde 5.1 milyona geldi. Önümüzdeki senede ben en az 1 milyon katılımcının geleceğini düşünüyorum. Ama katılımcıyla beraber bence daha önemli konulardan bir tanesi buradaki fon büyüklüğü. Fon büyüklüğüne bakarsanız fon büyüklüğü bu sene biraz önce söylediğim gibi devlet katkısı hariç 35 milyarı buldu ki bir önceki seneye göre esasında yaklaşık 10 milyarlık bir artış gösterdi. Burada tabii bireysel emeklilik yapısı itibariyle geçmişten gelen bir stoğun büyüyerek devam etmesi olduğu için her geçen sene katlamalı olarak büyüyor. Önümüzdeki seneki büyüklüğünün ben bu seneye göre yaklaşık 15 milyarlık daha bir gelişim göstereceği görüşündeyim. Veya 50 milyarları geçeceği, devlet katkısıyla beraber de 55 milyarın seviyelerine rahatlıkla ulaşacağı görüşündeyim. Yani ben bir şeyi merak ediyorum. 5.1 milyon kişi, 5 milyon üstü, evet, kişi bu sisteme girdi. Kaç kişi bu arada sistemden çıkıyor onu biliyoruz. Yani biz bu bahsettiğimiz 5.1, evet, net bir rakam mı yoksa hani bunun içinde çıkanlar falan da var mı? Kaç kişi çıkıyor? Öncelikle 5.1 milyonu güzel bir soru, şöyle açayım. 5.1'in esasında sadece %70'i yaklaşık düzenli olarak ödeme yapıyor. Geri kalan %30'unda biz düzenli ödemeyi görmüyoruz. Ödemelerinde problem oluyor veya tamamen inaktiviteye düşmüş dediğimiz müşteriler de olabiliyor. Diğer taraftan sizin sormuş olduğunuz soruya spesifik olarak da sistem yaklaşık her sene girenlerin %10'unu kaybediyor. Yani bu kişiler sistemden dışarıya çıkıyor. Yaklaşık %10'luk bir oranda sistemden çıkış var. Sistemden çıkışın sebeplerini incelediğimizde de çok ağırlıklı olarak esasında finansal ihtiyaç ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla kişilerin herhangi bir paraya ihtiyacı olması halinde bireysel emeklilikteki bu tasarrufları ilk sübap olarak dönüp çektikleri ve finansal olarak ihtiyaç duydukları konu neyse oraya yatırdıkları para oluyor. Bu tabii bireysel emeklilik sistemini esasında amacından biraz uzaklaştırıyor. Çünkü bireysel emeklilik sistemi uzun vadeli bir sistem ve sizin içeride kaldığınız zaman gerçekten faydasını göreceğiniz bir sistem. Yani kısa vadeli bir tasarruf için bireysel emeklilik sistemi doğru bir sistem değil. Eğer ki bir sene iki sene ben tasarrufta bulunayım diyorsanız bireysel emeklilik sistemi bu iş için dizayn edilmiş bir sistem değil. Ama 10 sene ben bu sistemin içindeyim diyorsanız o zaman amacınıza hizmet edecektir. Peki son soru, süre bitti ama bir dakikalığına bir süreyi uzatayım. Yani her sene %10 çıkış demek, 10 senede %100 çıkış. Yani bugün normalde 5 milyon değil de 10 milyon herkes kalsaydı 10 milyon kişi mi olurdu sistemde? Oraya gelebilirdi, evet, oraya gelebilirdik. Peki oraya çok teşekkür gelirdim. Ediyorum Cemal. Rica ederim asla. Evet efendim, bakış programının sonuna geldik. BNP Paribas Cardiff Türkiye CEO'su Cemal Keşmir bizlerle birlikteydi. Süremizi el verdiğince her zaman olduğu gibi sorularınıza cevap verdik. Önümüzdeki yayınlarda tekrar konu gündeme geldiğinde sorularınızı da gündeme getiririz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.
bir iş kurmak, sayısız